vacibimizdir. Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu olur. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler bu kadar düşer? Camii göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz şimdiden. Hayırlı iftarlar olsun. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün kardeşlerimize. inşallah oruçla birlikte arınan ve iftara kavuşup orucunu bozan ve oruçlara da kabul olan kulların zümresine bizler de dahil oluruz diyelim. Diyanet'e soralım programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün muhterem hocam, Denişler Yüksek Kurulu üyesi Sayın Mehmet Kapukaya hocamla birlikteyiz. Hocamızın değerli ilminden istifade edeceğiz, aklımıza takılan soruları cevaplandıracağız inşallah. Programımıza telefon bağlantısı suretiyle kendileri katılıp sorularını bizzat kendisi sormak isteyen izleyicilerimiz 0312 alan koduyla 294 4 294 nolu telefon numarası üzerinden Diyanet TV'ye ulaşıp sorularını efendim iletebilirler. Diyanete soralım et diyanet.gov.tr bizim mail adresimiz. İsteyen izleyicilerimiz sorularını mail yoluyla da bize ulaştırabilirler. Ve sosyal medya üzerinden bilhassa yayın içerisinde program anında Akıllarına takılan soruları an be an bizlere ulaştırmak isteyen, sormak isteyen sevgili dostlarımız için Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarını takip edip mesaj yoluyla inşallah sorularını bize ulaştırabilecekleri hatırlatmalarını yaptıktan sonra Muhterem Hocam Mehmet Kapukay'a hoş geldiniz diyelim. Ardından efendim sorularınızla birlikte programımıza başlayalım diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür inşallah. ederim. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Ramazan-ı Şerif 14. gününde. İlk 15 gün hocam merhaba merhaba diye ecdat böyle karşılarmış. Son 15 günde artık elveda elveda derlermiş. Herhalde artık yavaş yavaş uğurlama moduna da giriyoruz. Ramazan-ı Şerif inşallah bizden razı olarak uğurlanmış olur. İnşallah. Zaman zaman yine sorularımız arasında Ramazan ve oruçla alakalı sorular var hocam. Müsaadenizle şöyle ilk telefon bağlantımızı almak üzere İstanbul'a doğru bir yolculuk yapalım efendim. Sayın Ali Uludemirciler telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Allah razı Selam olsun. Abi. Sizden de. Ee, bizleri aydınlattığınız için. Allah razı olsun. Yol için bizler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ee, sorum şudur hocam, e, hocamıza. Buyurun. Ee, şimdi hocam, e, bir kardeşimizle ahitleşmiştik, Müslüman bir kardeşimizle ticaret yapmak üzere. Bir kat kardeş, e, iki kişiyi vekil kıldık. O iki kişiden birisi de diğerini. Kendimize vekil göstermiş. Hı hı. Yani tamam bizim bilgimiz vardı ama şimdi e, biz sorduğumuzda hani ilk baştan konuştuğumuzda ne iş yapacağız? Toprak alım satımı. Lakin e, bizim bilgimiz dahilinde e, yani e, bu işi resmi yapmadan e, işte karşı tarafla e, yani bu girişimlerde bulunmuş 3-4 sefer fakat dördüncüsünde işte e, yani paranın tümünü e, karşı tarafa kaptırıyor yani. Şimdi burada benim kendisinin parayı vereceği söylüyor fakat ben bu parayı iki sene oldu yaklaşık olmak üzere. Ben bu parayı yani o kişiden benim param yani şu an eridi yani. O kişiden yani TL karşılığı mı, döviz karşılığı, altın karşılığı mı, ne karşılığı olarak almam gerekiyor? Yani siz şöyle söylüyorsunuz Ali Bey, bir ticaret yaptığınız bir yekün vardı elinizde ama Evet. E, i̇stenmeyen bir durum söz konusu oldu. İlerleyen süreçte size bu borç ödenecek ama sizin de paranızın değer kaybı olduğunu söylüyorsunuz siz şimdi. Evet Dolayısıyla bunu bir şeye sabitleyebilir miyiz şu aşamada onu sorarsınız. Doğru mudur? Yani birine evet yani böyle de diyebiliriz yani. Soralım Ali Bey. Evet teşekkür ederim hocam. Biz Allah razı Olsun. Ediriz. Sizden de Allah razı olsun efendim. Cenab-ı Allah kolaylıklar nasip eylesin size. İstanbul'da selamlar, muhabbetler. Evet farklı güzel bir soru hocam. Ne buyurursunuz? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir kimse eğer borç bir para verirse ve e, vermiş olduğu bu borç para şayet batarsa, hı hı. bu durumda bizim kendisine tavsiye edeceğimiz şey yıllık olarak enflasyon oranları nispetinde kaybettiklerini bu şekilde geri alabilir. E, diyelim ki. Dört yıllık bir kaybı, kaybı varsa söz konusu ise bu durumda işte 4 yıl öncesinden başlayarak e, enflasyon ne olmuş, parası nereye gelmiş. Bir yıl sonra efendim enflasyon ne olmuş, parası işte nereye gelmiş. Bu şekilde hesaplayarak enflasyon kayıplarını alabilir. E, günümüze geldiğimiz zaman da e, yine parasında önemli bir değer kaybı olacağını düşünüyorsa ve alacağını sabitlemek istiyorsa bu durumda herhangi bir döviz kuruna ya da altına endeksleyebilir. Ee, buna e, bir kısım ulema karşı çıkıyor. Yani böyle olması doğru değil diyor. Ama e, tabii ki burada kayıplar söz konusu olduğu için ve de olacağı için bunu belli bir döviz kuruna ya da altına endeksleyebilir. Yani şöyle mi hocam, 150 bin Türk Lirası borcu var. Ben bunu 30 bin dolara ya da işte 100 gram altına diye böyle adını koyarak bir şeye sabitlemesi evet. durumunda söz konusu olabilir. Aynen bu şekilde onu endeksleyerek sabitleyebilir. Eyvallah. Cenab-ı Allah borçlu kullarına acilen ödeme kolaylıkları nasip eylesin diyelim yeri gelmişken şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bu duayla başlamış olalım. Efendim Facebook üzerinden Sayın Hüseyin Bey şöyle bir soru sormuşlar size. Annem ve babam yaş oldukları için oruç tutamamaktadırlar. Babamın maaşı var durumu iyi kendisi için tutamadığı günler için fitresini veriyor. Ama anneminkini vermiyor demiş. Annemin de herhangi bir geliri yok. Biz çocuklar olarak bu durumdan sorumlu muyuz? Muhterem Hocam bizi aydınlatabilir mi demişler. Bu durumda annenin eğer imkanları varsa bu fidyesini ödeyecek imkanları varsa annenin bizatihi kendisinin ödemesi gerekiyor. E, bu durumda kocasının bile ödemesi gerekmez. Hı hı. Yani kural olarak onun ödemesi gerekmez. Ama şunu ifade edelim ki yani bir ailede kara koca birlikte yaşıyorlar. Yani e, benim eşimin imkanı yok. E, ben de onunkini ödemiyorum. Ödemekle bu mükellef falan gibi. Bu gibi tartışmalar içerisine girmemek lazım. Vicdanen orada evin hanımefendisi ve yıllardır bu eve hizmet etmiş, emek vermiş. Yani ne olur kocasının imkanı varsa efendim mecbur onu olmasa ödese. bile onu da ödese ne olur? Efendim yani dinen ödeme zorunluluğu yok falan diyebilir ama hanımefendi bunun da rahat ediyor. Yani çoğu kimse ödeme zorunluluğu yok, mecburiyeti yok. Dinen sorumlu da olmaz. Ama buna rağmen İstiyor ki yani birisi benim oruç borcumu ödesin diyor. E bu durumda ne olur yani onun borcunu ödese? Çocuklarının da ödemesi gerekmez. Ama çocukları da annelerinin oruç borcunu ödemek isterlerse ki tavsiye ederiz. Hem fakir fukara, Öderse iyi olur yani. E fakir fukara sebeplenmiş olur. Anneleri de vicdanın rahatlamış olur. Her ne kadar yükümlülüğü olmasa bile annenin e, rahatlamış olur. Onu da tavsiye ederiz. Eyvallah hocam. İnşallah tavsiye ediniz, dikkate alırlar diyelim. Sevgili dostlar, Van'dan Sayın Hediye Irmak Hanım efendi telefon attığımızda. Hediye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Hocama bir soru olacaktı diyecektim. Nedir efendim? Babam, babam çok yaşlıdır, oruç tutamıyor. Ama biz de kızıyoruz ona, niye tutamıyorsun? Mesela her şey mesela aklın eriyor, konuşuyor, şey diyor ama oruç tutamıyor. Bir türlü tutmak istemiyor, namaz kılamıyor. Acaba günahı var mı? mı? Yok mu? Yani Hediye Hanım, namaz kılmıyor ve oruç tutmuyor olarak anlıyorum ben bunu. Doğru evet, mu? Evet, evet. Daha önce çok yani böyle dindar biriydi. Yani öyle biri değildi ki bir desem yapmaydı. Bu yaştan sonra öyle olmuş. Bir soralım. Soralım Hediye Hanım. Bakalım hocam tavsiye mahiyetinde bir şeyler alalım inşallah. Şu senedir öyle olmuş ama hocam. Bir günahı var mı yok mu? Mesela ona göre ben onu öğrenmek istiyorum hocam. Pekala hala Hediye Hanım. Soralım efendim. Allah'a emanet olun. Babanıza da çok çok selamlar, muhabbetler olsun inşallah. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum size. Ne deriz hocam? Ne tavsiye edersiniz? Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti mi var. Bismillah. Ve abudu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin sana ölüm gelinceye kadar ibadet et. Bu durumda yaşlı insanlar ibadet yapabilir mi? Yapamaz mı? Öncelikle oraya bakmamız gerekiyor. Oruçtan başlayacak olursak eğer orucu tutma imkanı varsa tutmalı orucunu. Yani yaşlılık oruç tutmaya engel bir şey değil. Orucunu tutmalı. Gerçekten orucunu tutamayacak derecede yaşlanmışsa, dayanamıyorsa açlığa ve susuzluğa dayanamıyorsa hani piri fani dediğimiz bir yaşa gelmişse o takdirde oruç tutamadığı için fidyesini vermesi gerekiyor. Ama dünya olarak bir kere daha söyleyelim. Dünya olarak oruç tutma imkanı varsa muhakkak surette orucunu tutmalı. Tutma imkanı yoksa ancak o zaman fidyesini vermeli. Namaza geldiğimiz zaman namaz bambaşka bir ibadet. Çok farklı bir ibadet. Muhakkak surette namazını kılmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz ayakta kılmaya gücü yetiyorsa namazını ayakta kılsın. Ayakta kılmaya gücü yetmiyorsa oturarak kılsın. Oturarak kılmaya gücü yetmiyorsa yatarak kılsın. Yan üzere yatarak kılsın veya kendisine nasıl kolaysa o şekilde kılsın. E, i̇ma ile kılsın. Hatta ve hatta her ne kadar biz buna fetva vermesek bile kurul olarak alimlerimiz arasında tartışılmıştır. Bir kimse başıyla da iman yoluyla da namaz kılamıyorsa acaba gözüyle de kılabilir mi diye bu tartışılmıştır. Bazıları buna cevaz da veriyorlar. Yani bunun tartışılma sebebi şu aslında değil mi hocam? Namazdan hiçbir surette kurtuluş yok. Tabi. Evet. Yani her durum ve şahte namazla mükellefiz. Evet hatta ve hatta ben bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Diyelim ki bir insan gözlerini bile oynatamıyor, değil mi? Hani komada gözlerini bile oynatamıyor. O insan yine de Allah ile bağlantısını devam ettirebilmek için sanki namaz kılıyormuş gibi kalbini namaza vererek, Allah'a vererek yine bu şekilde kendini namazda hissetmelidir. Çünkü namaz gerçekten Allah ile kul arasındaki en önemli, en sağlam köprüdür. O zaman ne tavsiye ediyoruz hocam? Şöyle mesela hanımefendi kendi babasına şunu yaparsanız belki etki edebilir ya da bir takım e, tavsiyelerinizi şimdi bir söylesek o da kıymetli babacığına iletse. Ona başta okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Yani öl ölmediği sürece muhakkak surette namaz kılması gerektiğini ayakta duramıyorsa işte demin ifade ettiğimiz minvali ona, ona hatırlatmalı. Ona tekrar etmeliyiz. Peki. Teşekkürler hocam. Bir Instagram sorusu Said Nur Kılıç Hanım efendi. Şu selamlarını iletmişler efendim sizlere. Bir sorum şu. Gayrimeşru bir suçtan tutuklu bir akrabamız var. Ona ve ailesine zekat ve fitremizi verebilir miyiz demişler efendim. Tabii ki fakir olması kaydıyla tutuklu olan kimselere fitre zekat verilebilir. Onda bir mahsur yok değil mi? Yok. Ya bunu söylemişken hocam geçtiğimiz günlerde bir cezaevinde şu an ismi hatırıma gelmiyor ama Hafızlığını ikmal etmiş birini gördüm hocam. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Doktor Burhan İşleyen Hocam da icazet merasimine katılmış. Hafızlığını orada ikmal etmiş. Cenab-ı Allah benim için şerde bir hayır gizlemiş diye de söylüyor. Kendi açıklaması da var Cuk Bey'i saraya giyerken. Bu kardeşlerimiz için de inşallah belki bir arınma vesilesi olur cezaevlerindeki kardeşlerimiz. Bizi izleyenler de varmış hocam. Zaman zaman açık cezaevlerinden telefon da alıyorum ben. Bizi izleyen cezaevindeki bütün dostlarımıza da selamlar, muhabbetler olsun. İnşallah tez zamanda oradan kurtulurlar diyelim. Ankara'dan Sayın Mustafa Şentürk telefon attığımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam bir soru soracağım ben. Ee, benim... Nedir efendim? Daha... Sağ ayağımda böyle egzama oluyor abdest suyuna, sudaki kireçten dolayı zannediyorum. Evet. E, abdest alırken yani sabah hani mesi giydiğimiz gibi çoraplarımı giyiyorum. Abdest alırken de öyle mesela şey yapıyorum, e, mes yapıyorum üzerine. Ayağımı yıkamıyorum hani çünkü yara büyüyor. Evet, zaman. evet. Böyle bir, bir hafta falan yıkamadığım zaman ayağım normal oluyor. Sonra yine tekrarlıyor şey yaptığım, 15 gün 20 gün gidiyor. Sonra yine çıkıyor yani yıkadığım zaman. Bu şekilde namaz kılmam doğru mudur abdest? Bu şekilde alabilir miyim? Üzerine. Soralım Mustafa Bey. Bakalım hocam ne tavsiye edecek efendim. Bu yaptığınız uygulama doğru mudur? Onu da öğrenmiş olalım inşallah. Size de hayırlı şifalar diliyorum. Ankara'ya selam olsun. Hayırlı iftarlar şimdiden. Geçerli midir hocam bu şekilde abdest? Eğer bir insanın ayağını yıkaması sakıncalıysa, işte egzama gibi vesaire, e, öncelikle tabii ki burada bir e, ...doktorun kararı gerekiyor. Yani doktor ayağını yıkama diye söylemişse beyefendiye e, bu takdirde mesih yapabilir. Eğer mesih vermek de zarar veriyorsa yani çıplak e, ayağın üzerine mesih vermek de e, hastalığından dolayı... ...yani sağlam kişiye bunu tavsiye etmiyoruz tabii ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Olacak. Bir rahatsızlık sonucu ayağını yıkama imkanı yok veya vücudunun herhangi bir organını abdest organını yıkama imkanı yoksa oraya mesih yapabilir. Eğer mesih yapmak da zarar veriyorsa oraya mesih vermesi de gerekmiyor. Bu yüzden çorap üzerine mesih yapması da gerekmiyor. Neden? Çünkü zaten eğer mesih yapmak ona zararlıysa çorap çorabın üzerine mesih yapmasının bir anlamı yok. Zaten normal olarak çorap üzerine Mesih olabilir mi, olamaz mı? Bu konu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Bugünkü giydiğimiz çorapların üzerine Hanefilere göre Mesih yapılması mümkün değildir. Onu da çok açık bir şekilde ifade edelim. Eyvallah hocam. O zaman bir durum değerlendirmesi yapıp doktordan da bu tavsiyeyi almasını söylediniz. İnşallah evet, dikkat ederler. Büyük annelerimizin ölmüş olduğu... Böyle yünden yün çoraplar, çoraplar var. falan var ya, ha, öyle bir çorap giyilirse olur ama egzama... Ama normal mesle olur değil mi hocam? yani? E tabii herhangi ki. bir rahatsızlığa e, gerek olmadan ayağımıza giydiğimiz zaman o evet, tarz yani. bir yün çorabı o normal mesle çoraplar, O kalın çoraplar, o kışlık çoraplar onların üzerine mesih olabiliyor. Eyvallah hocam, teşekkürler. Facebook üzerinden Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Anar Allah Allahverdiyev, Salam olsun Türkiye halkına. Hocama sorum şu demiş. Biz niyet edirik. Niyetimiz kabul olursa kurban kesir ve bu kurbandan da ailemle benim yiyebilip yiyemeyeceğimizi sorarım size demiş efendim. Teşekkürlerini ifade buyurmuşlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize de selamlar, muhabbetler olsun diyelim. Cevabı da hocamızdan alalım. Evet. <laughs> Şiveniz baya yakın <laughs> Azerilere. Eyvallah hocam. Güzel <laughs> okudunuz. Şimdi burada bizim ee, Azerbaycan'a ben de selamlarımı iletiyorum ve azerileri gerçekten çok sevdiğimizi ifade edelim ee, bu durumda bir adak yapılmış oluyor Hı. anladığımıza göre adak olunca adayan kişinin kendisi eşi Efendim çocukları torunları babası annesi dedesi ninesi ve zenginler bu adaktan yiyemezler Onun dışında e, birinci derecede yakını olmayan yani usul ve furu olmayan kişiler yiyebilirler amcası dayısı teyzesi halası veya bunların çocukları gibi o kişiler yiyebilirler burada esasen adakta maksat kendi ailesinin dışında fakir yoksulların gözetilmesidir evet. adan zaten temel felsefesi budur o yüzden bizim böyle bu tür adaklarda efendim akrabalarımızdan şu yiyebilir mi, eşim yiyebilir mi, torunum yiyebilir mi falan bunları sormamızın da bir amacı yok. O zaman niye adak oldu bu? Bu bir şükür kurbanı değil. Eğer şükür kurbanı olsa tamam herkes ondan yiyebilir ama adak kurban olduğu zaman muhakkak surette hemen yoksullar ve fakirler aklımıza gelmeli ve adak da zaten onun için yapılır. Eyvallah hocam yani kendisi ve ailesi yemeyecek ifade buyurdunuz sağ olun. Efendim Mersin'den Sayın İbrahim Ercan Bey. Telefon attığımızda İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm hocam, sağ olun. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Hocam benim eşim şimdi çorapsız namaz kılıyor. Hı hı. Şimdi bir bayan çorapsız namaz kılabilir mi? Onu soracaktım. Soralım. Bir de bir sorum daha var. Şimdi hayatından sonra herhangi bir sure falan nasıl okunabilir mi? Sadece tahiyyattan sonra mesela Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ondan sonra herhangi bir sure falan Sure değil de dua mı? okunur mu, okunmaz mı? Pardon, evet dua okunur mu? Soralım. Yani ya da tahiyyattan sonra direkt selam verilir mi? Ben he, böyle bir iki üç, üç, tane soru sorayım sizin adınıza inşallah. Mersin'e selamlar İbrahim Bey. Eşinize de muhabbetler efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdi. Allah'a emanet olun. Bayanların çorapsız namaz kılma durumu nasıl değerlendirilir hocam? hanefilerde tercih edilen görüşe göre hanımların ayakları avret değildir yani örtülmesi farz olan kısımdan değildir hı hı. tercih edilen görüşe göre bu sebepledir ki e, topuklarını örtecek bir elbise giyiyorlarsa bu uzun bir etek olabilir veya işte e, geniş bir pantolon da olabilir e, bu şekilde bir elbise ör, e, giyiyorlarsa ve topuklarını örtüyorsa bu, rüküye gittikleri zamanda, buraya dikkat çekiyorum, rüküye gittikleri zamanda açılmıyorsa, bazı hanımlar var, bunlar uzun etek de giyiyorlar ama rüküye gittikleri zaman topukları açılıyor. Bunlarınki caiz değil. Topuklarını da örtecek bir elbise giyiyorlarsa bu şekilde namaz kılabilirler. Ama Hanefilerin dışındaki Şafii, Maliki, Hanbelilere göre Ayakları da bir avrettir. Yani ayaklarını da örtmeleri kadınların farzdır. Bu sebeple bu durumda çıplak ayakla kadınlar bu üç mezhebe göre namaz kılamazlar. Biz diyoruz ki ihtiyatlı olan yani daha iyi, daha güzel olan madem ki mezheplerde böyle bir ihtilaf var hanımların çorapla namaz kılması daha uygundur. Ama Hanefilere göre ...bu belirtilen yerler örtülmek kaydıyla çıplak ayakla namaz kıldıkları takdirde geçerlidir. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Efendim tahiyyat duasından sonra salli barik de okundu. Peşine bir dua daha okumalı mıyız? Ya da mesela tahiyyatı okuduktan sonra selam verip namazdan çıkabilir miyiz? Şöyle bir iki açıdan da cevaplandıralım. Son hocam. oturuş herhalde kastediliyor evet. değil mi? Onu soruyorsunuz. Evet hocam. Son oturuşlarda ettehiyyatı okumak vaciptir... Ve onu okuyacak kadar oturmak da vaciptir. Ama Allahümme salli, Allahümme berik dualarını okumak sünnettir. Bunun yanında e, peygamber efendimizin okumuş olduğu duaları okumak da yine bir sünnettir. Biz alışkanlık haline getirmişiz. Hep Rabbena atinaları okuyoruz. Rabbena alfirliği bunu okuyoruz. Ama bunun dışında da gerek Kur'an-ı Kerim'den, Gerekse peygamberimizin hadislerinden olmak şartıyla, dua metinleri dua metinleri olmak şartıyla e, ve orada kişinin efendim e, Türkçe ya da e, başka bir dilde olmamak kaydıyla namaz içerisinde e, ayet metinlerini ve hadis metinlerini orada okuyabilirler. Hocam e, rejiden, yapımcımız, pardon yönetmenimizin bir sorusu. Kurut dualarını okurken hocam, Kunut dualarının yerine Kur'an'dan farklı bir dua metnini okuyabilir miyiz? Dua ayetini okuyabilir miyiz? Veya Peygamber aleyhisselamdan öğrendiğimiz bir dua metnini kunut dualarının yerine okumakta bir sakınca var mı diyorlar? Evet, e, kunut duaları yerine bu kunut duaları Peygamber efendimizin okumuş olduğu dualardır. Hı hı. E, Hanefiler ''Allahumme inna nesta'inüke ve Allahumme iyyâke ne'abudu'' dualarını okuyorlar. Bunun dışında da Peygamber Efendimizin okumuş olduğu duaları okuyabilirler veya Kur'an-ı Kerim'den başka duaları da okuyabilirler. Ee, mesela e, her vesileyle burada biz ifade ediyoruz. Ee, mesela Şafiilerin bir güzel kunutları var. Allahümmehdini fîmen hedeyt. Allah'ım hidayet verdiklerin arasına beni de kat. Amin. Afini fi men Amin. Afiyet verdiklerin içeri içerisine beni de kat. Bana da afiyet ver. ve tevelleni fi men Dost edindiklerin arasına beni de kat. Amin. Vakine şerrin ma ve kader olarak hükmettiğin şeylerde bir şer olacaksa onun şerrinden beni muhafaza eyle. Fe inneke takdi ve la yukta aleyk. Hükmü sen verirsin. Sana kimse hüküm veremez Allah'ım. Ve innehu la yezillu men Senin dost edindiğin kişiler zelil olmaz, perişan olmazlar. Ve la yaizzu men Eğer bir kimseyi de düşmanların arasına katmışsan, belirlemişsen onu da kimse aziz edemez. Kimse ona sahip çıkamaz Allah'ım. Tebarakte Rabbena ve Tealeyt. Rabbim mübareksin, yücesin. Ve sallallahu ala seyyidina nestağfirukallahuma ve netubu ileyk. Sana istiğfar ederiz, sana tevbe ederiz Allah'ım. Ve <laughs> sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Bak böyle çok güzel bir çok güzel duaları hocam. var. Maşallah. Evet, ben bunu da zaman zaman okuyorum. ve bir hanefi olmama rağmen. Bazen Onu da okuyabiliyoruz okuyoruz. değil mi evet, hocam? Okuyabiliyoruz. Bizden de ne evet. güzel şimdi amin dedik. İnanıyorum ki izleyicilerimiz de evlerinden, hanelerinden amin dediler bu güzel duaya. Okumakta bir sakınca yok o zaman. Evet. Yok. Okuyabilir. Peki. Teşekkürler hocam. Fadime Gül hanımefendi bir öğrenci kardeşimiz sizlere selamlarını iletmişler muhterem hocam. LGS sınavına 1-2 haftamız kaldı efendim. Ben e, okul etüt falan derken çok yorulup orucumu açtıktan sonra direkt uyuyorum ve ders çalışamıyorum demiş. Acaba Son iki hafta oruç tutmayıp LGS sınavına daha iyi hazırlanabilmem adına bir kolaylık olabilir mi? Muhterem hocama sorar mısınız? Sonra tutsam yine hesabını kazanabilir miyim demişler. Efendim, bir insan oruç tuttuğu zaman e, Cenab-ı Hak kendisine bir kolaylığını verir. İlla ki bir kolaylığını verir. Şimdi e, demin gelirken bir kardeşimle birlikte geldim. Allah razı olsun bize ulaşımda katkı sağladılar. Amin, amin. Onunla sohbet ediyorduk. Şöyle dedi, hocam dedi ben efendim e, derece olarak çok sıcak bir ortamda çalışıyordum ve insan böyle dayana, dayanamayacak derecede bir sıcakta çalışıyordum. Fırının karşısında, fırının karşısında durup oruç tutan kardeşlerimiz var. Ya Bizim annelerimizi bakalım. Annelerimiz efendim hala böyleler tarlalarda yazın Ağustos ayında ekim biçerlerdi. Belki sırtlarında da çocukları olurdu. Efendim susuzluktan dudakları çatlardı ama emin olun köyde oruç tutmayan hiç kimse yoktu. Şimdi herkes bir mazeret alıyor. Mazeret arıyor. Ders çalışmak bir mazeret değil. Ben bunu bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Belki insan ders çalışırsa Allah Teala kendisine daha iyi bir zeka verir, yardım eder. Bilmediği şeyleri ona öğretir. Bak Rabbi zidni ilme. Değil mi Allah Teala buyuruyor ki de ki Rabbi zidni ilme. Rabbim benim ilmimi artır. Çalışırken bir taraftan da Rabbim benim ilmimi artır. Bak ben oruç tutuyorum diye böyle dua etse, samimi dua etse, kalpten dua etse Allah ona yardım edecek. Öğrenciler oruç tutmasın. Zor da kalanlar oruç tutmasın. Efendim ben şöyleyim ben oruç tutmayabilirim. Bakın soruların büyük bir çoğunluğunu ben görüyorum Ramazan'ın başından beri hep kaçamak yolu. Hocam bana öyle bir cevap ver ki ben nasıl oruç tutmayayım? Bunun cevabını bana ver. Çoğunu ben böyle görüyorum soruların. Ve gerçekten bu ülkede bazen nasıl nasıl bir ülkede yaşıyoruz şaşırıyorum ben. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. %99 Müslüman diyoruz. Ama oruç tutmaya geldiği zaman saygısızlığın bini bin para. %66 hocam bu arada Türkiye'de oruç tutma oranı. %66 mı? Ben düşük. yani belki de daha daha düşüktür ama verilen rakam bu. İnşallah öyledir. Ama bakın çok düşük bir rakam. %66 çok düşük bir rakam. Yani en az yüzde %90'larda olması gerekiyor bu oruç tutanların. Bazı yerlere geldiğimiz zaman gerçekten burada oruç var mı yok mu bilemiyorsunuz. Öyle yerler var öyle semtler var ki oruç sanki oraya hiç gelmemiş. Yani hiç oraya uğramamış. Şimdi oruç konusu gel, geldiği için zaman e, zaman darama. E, herkesin anlaması için e, kısa bir şey anlatacağım. Çok hızlı anlatacağım. E, benim bir arkadaşım var. Bir bilgisayar dükkanına gidiyor Ramazan gününde. Hı hı. Bilgisayarcı diyor ki "Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?"den sonra falan "Ne içeriz hocam?" diyor. Hoca şaşkın tabii diyor ki teşekkür ederim diyor ben bir şey içmeyeceğim falan diyor. Aa olmaz hocam diyor illa ki bir kahve falan içmemiz lazım. Bizim buranın diyor John kahvesi çok meşhurdur diyor bir John içeceğiz beraber öyle olmaz diyor. Bu sefer hoca öyle deyince diyor ki efendim diyor ben Ramazan'da içmiyorum diyor. Aa hocam Ramazan mı gelmiş ya biz de kendimizin çok dindar olduğunu bilirdik ya ne zaman gelmiş Ramazan? 8 gün olmuş diyor hoca da. Allah Allah. Allah Allah, diyor ya. 8 böyle yerler var maalesef. Biz Hocam o... ben de bir şey anlatayım. Telefona geçelim. Buyurun. Ee, oruç tutmayan bir abimiz yanımızda oturuyordu. Birisi geldi dedi ki sorması lazım ona sizin dediğiniz gibi bir şey içer misiniz diye. Ramazan Ramazan bir şey içer misiniz dedi. Allah. Da Allah. Bir şey söyleyemedi. Aslında sorulması gereken belki de buydu. <laughs> <laughs> yani sizinkine de direkt ısrar etmiş Müsaadenizle bir telefonumuz var hocam Oraya doğru gidelim inşallah Oruç hassasiyetini de üzerimize taşımak Bizim için çok önemli İnşallah taşırız diyelim Denizli'den Sayın Nurser Saldıroğlu Telefon attığımızda Nursel Hanım hoş geldiniz Hoş bulduk hayırlı günler hocam Allah razı olsun safalar getirdiniz ben Size de ben bir soru soracağım eş, eş öldüğü zaman ya, Nikah düşüyor yabancı oluyor diyorlar Bu doğru mu? Evet, soralım efendim, bakalım e, acaba doğru mudur? Mesela eşimin yanına, mezarına gidiyorum diyor. Veya eşime hayır ediyor diyor deniyor. Mesela ediyorum deniyor, eşim için deniyor. Hem nikah düşüyor hem eşimin yanına gidiyorum demek doğru mu mesela? Bunu merak ediyor. Öğrenelim efendim, bakalım acaba bu durumun aslı var mıdır? Sıhhat afiyet diliyorum size. Denizli'ye çok çok selam olsun efendim. Duanızı da bize eksik etmeyin lütfen. Allah'a emanet olun. Evet hocam, bu e, nikahın düşme olayını Cenaz e, mezar ziyareti hususunda da böyle dikkat etmek gerekir mi? Evet, burada e, elbette ki bir kişi vefat etmekle karı koca dan birisi vefat etmekle ortada nikahtan söz etmek mümkün değil. Nikah karı koca hayatı yaşamak için gerekli. Ölen kişi nasıl karı koca hayatı yaşayacak? Tabii ki nikahları kalmaz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Ya benim eşim, kocam veya karım falan gibi eski karım demesine de gerek yok. Ya da ölmüş karım demesine, ölmüş kocam demesine gerek yok. Söyleyebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Bundan kast edilen şey zaten bellidir. Yani hayattayken benim kocam olan kişi ya da karım olan kişi bu kast edilir burada. Eyvallah. Yani çok da üstelememek gerekiyor. Evet. Peki. Sonra hocam video sorularımız hazırmış arkadaşlarım beni uyardılar. Sizinle müsaadenizle inşallah Muhterem izleyicilerimizin video olarak bize sormuş olduğu sorulara şöyle bir göz kulak verelim efendim. Akabinde Mehmet hocamın cevaplarıyla buradayız inşallah. Selam aleyküm hocam. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim sorum şu şekilde. Bazı kimseler iftar vaktinde ezan bitmeyene kadar bir şey yiyip içmiyorlar. Ben bunun hakkında görüşlerinizi rica ediyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ramazanda oruç tutmuyorsa bir insan, namaz kılmıyorsa bu adam iftara davet edilir mi? İftar yemeğe verilir mi? Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar hocam. Oruçlu olan bir kimse Tek vakit namazını terk etse, bundan dolayı orucuna herhangi bir zarar gelir mi veya orucu bozulur mu? Hocam hayırlı Ramazanlar. Oruç tutacak gücü olduğu halde tutmayan bir kimsenin bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Hayırlı günler hocam, hayırlı Ramazanlar. Ee, geçmiş oruç borcumuzdan dolayı bu seneki orucumuz kabul olur mu? Evet, çok teşekkürler efendim sevgili dostlarımıza. Şimdi ben tek tek hocama tekrar soracağım sorularınızı, akabinde cevaplarını alacağız. Bazı kimseler iftar vaktinde hocam bunu ben de sık sık görüyorum. Akşam ezanı müezzin efendi iftar vaktini haber veren akşam ezanını bitirene kadar kimse bir şey yiyip içmiyor. Ne zaman la ilahe illallah diyor ondan sonra bir yudum suyla orucunu bozuyor. Bu durum doğru bir durum mu hocam? Ezan başladığı zaman orucu hemen açabiliriz. Seyircilerimiz hiç merak etmesinler. Ya acaba işte belki ezan vaktinde bir şey varsa ya bir iki dakika beklemek lazım canım falan. Gerek yok buna. Biz zaten onların bekleyecek kadar bir zamanı koyuyoruz. Hiç merak etmesinler. Ezan Allahu Ekber dediği zaman hemen oruçlarını açabilirler. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Ramazan ayında malumunuz olduğu üzere iftar davetleri de yapılıyor hocam. Namaz kılmayan ve oruç tutmayan bir kimseyle iftara davet etmek nasıl değerlendirilir? Bizler bu konuda oruç tutuyor ya da tutmuyor şeklinde bir ayrıma gitmemiz doğru değil. Neden? Çünkü tebliğin çeşitleri vardır. Yani dini bir insana anlatmanın tebliğin çeşitli yönleri vardır. Onlardan birisi de bu olabilir. Yani bile bile oruç tutmayan kişiyi bile bile iftara davet edersek o oraya gelir. Belki utanır. Ya bu kadar insanlar bak burada oruç tutuyorlar. Ne güzelmiş ya bu iftar sofrası da ne güzelmiş. O heyecanı belki. Teler, evet. Değil mi? O heyecanı yaşar ve o da belki oruç tutmaya karar verebilir. Bu yüzden oruç tutmayanları da iftar sofralarımıza davet edebiliriz. Hele hele bizi yabancı ülkelerden de izliyorlar. Oradaki kardeşlerimiz, hatta gayrimüslimleri, efendim Müslüman olmayanları, onları da zaman zaman böyle iftar sofralarına davet ederlerse o manevi havayı onlara gösterirlerse ki bu sebeple Müslüman olanlar da yani az sayıda da olsa Müslüman olanlar oluyor. biz daha çok böyle dışlayarak değil, ötekileştirerek değil, çekerek, yanımıza çekerek İslam dininin güzelliklerini onlara göstermek suretiyle de tebliğ yapabiliriz. Eyvallah. Etkili de olur kanaatindeyim hocam. İnşallah. O heyecan çünkü. Ben inançsız insanı bile etkiler o. Ramazan sofrası, iftar sofrasının güzelliği. Bir kimse oruç tutuyor fakat namazlarında bazı aksaklıklar yaşıyor hocam. Yani belki hiç kılmıyor da diyebiliriz buna. Bir de bir iki vakit kaçırdığını kabul edelim. Bunun orucuna bir zararı olur mu yani? Bunun orucunun geçerli olup olmamasına hiçbir zararı olmaz. Ama orucunun makbul olup olmamasına gelince ibadetler bir bütündür. Yani düşünün ki Bizim e, kolumuz eksik olursa elbette ki biz aynı kişiyiz. Ayağımız eksik olursa biz aynı kişiyiz. Ama bütün organlarımız tam olursa o zaman bambaşka bir kişiyiz değil mi? Daha farklı. Tabii. Vücud, vücudunun bütün organları tam yerinde olan bir kişi oluruz. E, bunu böyle düşünebiliriz. Yani bir vücut gibi düşünebiliriz ibadetleri de. E, bunlardan bir, bir kısmı oruçtur, bir kısmı hacdır, zekattır. Efendim sadakadır, kelime-i şehadettir. Böyle düşünebiliriz. Bunlar eksik olduğu zaman bizim manevi kişiliğimizde bir eksiklik olur. Bizim Allah ile bağlantımızda bir eksiklik olur. Ee, şöyle ifade edeyim. Orucunu tutup da namaz kılmayan bir kişiye Cenab-ı Hak çok e, bütün rahmet nazarıyla bakmaz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şuna baktır allah Teala e, ki... Namaz kılmak oruçtan daha önemli bir ibadettir. Mesela Peygamber Efendimiz Assalamu İmadüd din buyurmamış. Yani oruç namazın direğidir buyurmamış. Assalatu din. Namaz kılmak dinin direğidir buyurmuş. Bu bakımla bu bakımda Cenab-ı Hak hani biz bazen e, ne yapıyoruz? E, hep bütün iyilik, güzellikler yapan çocuğumuza veya kişilere güzel bakıyoruz ama bir de o esnada bir yaramazlık yapmışsa nasıl gözümün ucuyla yani bunu da yapmamalıydın veya ters ters nasıl bakıyoruz ya. Cenab-ı Hak da böyle namazını kılmayan kişilere tabir caizse böyle ters ters bakar biraz yani. Bir de hocam şu var mesela Ramazan-ı Şerif dışında sabah namazına bir insan müstakil olarak kalkıp kılması belki bir zul olarak gelebilir. Namaz alışkanlığı olmayanlar için söylüyorum. Ramazan-ı Şerif'te imsak vakti hemen şöyle sahur sofrasından kalktıktan sonra bir abdest alıp Sabah namazını kılma lezzetini yaşasak belki onun verdiği mutlulukla ya sabahı kıldık öğlen ikindi akşam akabinde bir teravih namazı da kılalım diye belki bir heyecan bir e, oluşacak diye düşünüyorum. İnşallah. Ama imsaktan sonra sahur yaptıktan sonra da yatanlar var. Evet. Bu da hatırı sayılır miktarda hocam. İnşallah evet. onlar da bu söylediklerimizden şöyle biraz nasiplenir de. Ee, en azından sabah namazlarını kılarak Bismillah demiş olurlar güne. Yani bir kimse eğer sahuru yapıp da sabah namazını da kılmadan yatıyorsa eyvah eyvah eyvah. Durumu kötü değil mi hocam? Evet. Allah yardımcısı olsun. Geçtiğimiz günlerde bir dostum da bana bu sorunu aynısını sordu hocam. Oruç tutacak gücü yok. Estağfurullah. Oruç tutacak hali var. O gücü var. Fakat bu kimse oruçlarını tutmuyor. Belki tembelliğinden dolayı tutmuyor. Fidyesini vererek bu sorumluluktan kurtulmuş olabilir mi efendim? E, veyahut da bir başka versiyonu sorunun ben gücüm olduğuna inanıyorum ama çok zayıfım. Oruç tuttuğum zaman çok bitkin hale düşüyorum. Bitiyorum, bütün enerjim elimden kayboluyor. Baygın gibi geziyorum diyen bir insan bu şekilde fidyesini vermeli mi, verebilir mi ya da? Bir kişinin böyle e, Ramazan ayında baygın bir duruma düşmesi bile efendim ona e, fidye fidye yolunu açmaz e, nasıl olacak bu e, hayatı boyunca hayatı boyunca eğer oruç tutma imkanı yoksa ancak o fidyeyi verebilir e, mesela bu gibi kişiler e, kışın kısa günlerde oruç tutma imkanları varsa ki vardır efendim kışın zaten 12 saate falan düşüyor veya belki daha az bu durumda o zaman tutabilirler ama Sağlık sorunları yoksa bir kimsenin efendim bu kimse fidye veremez. Fidye vermekle oruç borçlarını ödeyemez. Aksi takdirde Cenab-ı Hak ne buyurur? Fidye verenler fidye versin. Efendim oruç, oruç tutanlar, tutanlar oruç tutsun. Zaten İslam'ın ilk yıllarında böyleydi. Yani fidye verenler fidye veriyordu, oruç tutanlar oruç tutuyordu. Sonra bu kaldırıldı ortadan ve oruç farz tam olarak farz kılındı. Oruç tutmada imkanı olmayanlar ancak onlar fidye verebilirler. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ee, geçmiş oruç borçlarından dolayı bu yıl tutulan oruçlar kabul olur mu diye bir soru sordu vatandaşımız hocam. Evet. Hiç kaza edilmemiş oruçlar. Henüz bir insan orucunu kaza etmemişse ve yeni bir Ramazan ayı gelmişse bunların tutmuş oldukları oruçları geçerlidir. Hı hı. Fakat bir an önce bu oruçlarını kaza etmeleri de gerekir. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Video sorularımızın sonuna geldik. Bir telefon bağlantımız daha var efendim. Gaziantep'ten Sayın Nurullah Kalın telefon attığımızda. Nurullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Allah razı olsun. Amin Hı. diyelim inşallah de. Sorum şu şekilde olacak. Buyurun. Tevbe suresi 18. ayet-i kerimede Allah'ın mescitlerini mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayet-i kerimesini nasıl anlamalıyız? Sorularımı buradan üç adet olarak sıralamak istiyorum. Ee, birincisi şu, her yaptırılan caminin içini çinilerle ve hatlarla süslemek bu imarın içine girer mi? İkinci sorum şu, mahalle aralarında yapılan camilerde bile iki minare yapılması uygun mudur? Üçüncü sorum, Diyanet bu camilerin inşasında ve tezgirinde herhangi bir görev üstlenmeli midir? Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bir mukabele efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun Nurullah Bey. Kendinize çok iyi bakın. Ve imaratel mescidil harami kemen amene billahi vel yevmil ahri ve enkâmes salâte ve âte Değil mi hocam? ma ya'muru mescidil allâhi men amene billahi ve yevmil ahir bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazını kılan, zekatını veren kişiler iman ederler ve yalnız Allah'tan korkan kişiler, vel yemhşa Allah'tan başka hiçbir kuldan korkmayan kişiler imar ederler buyuruyor Allah Teala. Şimdi bu imardan Kastedilen şey nedir? İmardan iki şey kastedilir. Bir, bu mescitleri inşa etmek. Yani binalarını yapmak, fiziki binalarını yapmak. İkinci olarak esas imar ise o camide namaz kılmak suretiyle o camiyi imar etmek, şenlendirmek. Asıl imar da budur. E, camiyi yaptınız, Cemaat cemaati yok. Yani. O zaman e, bu çok eksik bir imardır. Yani hiç imar değildir demiyorum. Biz de Türkiye'de maalesef e, beyefendi çok güzel şeylere temas etti. Teşekkür ediyorum kendisine, tebrik ediyorum. Çok güzel bir soru. Bazen bir dağ başında bir cami yapıyorlar. Kardeşim kim namaz kılıyor burada? Burada namaz kılabilecek kişiler kadar bir orada şey yap ya değil mi? E, görüyoruz mesela özellikle e, bazı bölgelerimizde biz bunu görüyoruz, efendim. E, burada beyefendinin dediği gibi. Ee, içi son derece süsleniyor. Çiniler, Çiniler kuruş kuruş insanlardan para toplanıyor. Evet, bazı camiler vardır. Efendim, bu tür şeyler lükse kaçmamak kaydıyla yapılabilir. Ama günümüzde artık moda haline geldi. Bütün camilerin Çinileri var ve bütün camilerde yazılar var, hat hat şeyleri var. Efendim, biz camileri bazı camiler için olabilir, büyük camiler için olabilir. Selatin camiler diyoruz. Mesela bunun gibi camiler olabilir. Efendim bir Sultan Ahmet bunun için söyleyebiliriz. Yerindedir. Efendim bir Ayasofya için olabilir, Büyük Çamlıca Camii olabilir. Bunlar gerçekten medeniyetimizin şah eserleridir ve bir ülkenin mühürleridir. Ama böyle gerekli olmayan yerlerde bakıyorsunuz çift minare ne gerek var kardeşim? Tek minare yetmiyor mu? Bir minare ver 90 metre. Kardeşim sana 60 metre yetmiyor mu? Veya 45 metre. Her şeyin bir mimarisi var. Bir estetiği var. Buralara harcayacağımız paraları talebeleri yetiştirelim. İlim erbabını yetiştirelim. Ülkemizde yoksullar, fakirler var. Bunlar için. Yani vatandaştan toplaya toplaya cemaat vermekten bakıyor. Müftülükler para toplamaktan bakıyor müftülüğün kontrolü dışında gelişiyor, diyanetin kontrolü dışında gelişiyor. Elbette ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çalışmaları var, işte bizim gibi tavsiyeleri var ama insanlar bizi dinlemiyorlar ki. Şu anda biz konuşuyoruz, bizi dinleyecekler. Yani biz aslında şu aşamada geliyor değil mi olay hocam? Biz camimizi yaptık, temelini evet. attık, hadi bitirmek için bize yardım edin. Bunu bitirdikten sonra da hadi bize bir imam görevlendirin, bir müezzin görevlendirin pozisyonunda belki Diyanet'e soruyorlar. Evet. Başka... benim benim kendi, kendi kendi ilçemde bir tane cami yapılıyor. Söylemeyeceğim neresi, nerede olduğunu. Ve oradaki kişiler bütün herkesi rahatsız etmiş durumda. Senin köyüne kaç kişi geliyor? Kışın senin köyünde namaz kılan kişi sayısı imamın dışında 1 2'dir. Yazında o caminin belki az bir kısmını doluyorsun. Yazın dışarıda kılsan ne olur? Ama öyle bir cami yapılmış ki yıllardan beri efendim para topla, 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 topla insanlar artık veremiyor. Gına gelmiş yani. Bu e, cemaat sayısına da dikkat etmemiz lazım. Yani bizim ne kadar bir camiye ihtiyacımız var efendim? İlla bayrama göre falan ayarlamayacağız. E bayram yılda iki defa oluyor. Evet, Cumalarda bize yetebilecek kadar bir cami yapabiliriz ama onun dışındakiler bir israf mıdır? Bir israftır. Efendim gerekiyorsa iki minare yapalım ama gerekmeyen yere iki minare yapmak bir israftır. Dört minare yapmak daha büyük bir israftır. Bu israflardan da kaçınmak gerekir. Ama bunu şey için söylemiyoruz, değil mi hocam? Başta da siz ifade buyurdunuz. Şimdi mesela bir Sultan Ahmet, bir büyük çamlıca evet. Bununla alakalı çok güzel bir şey okudum hocam. Edirne milli mücadelenin sonunda bazı bir takım toprak kayıplarımız falan söz konusu olduğu zaman, Edirne Yunanlara teslim etmek için Yunanlar Edirne'de biz alan demişler. Peki Selimiye'yi ne yapacağız demişler. Verelim vermesine de Edirne'yi aldıktan sonra Selimiye'yi ne yapacağız? Yani camiler şehrin kimlikleri de olabiliyor bazen. Tabii. O yüzden böyle Selahattin camilere ihtiyacımız var. Ama çok böyle uzak yerlere belki yapmak ne kadar doğru? Hocam çok güzel ifade evet, Bakın Selahattin camilere e, elbette hepimiz taraftar olmalıyız. Yapılmasını savunmalıyız. Efendim gereksiz olduğunu söyleyenlere de gerekli olduğunu hatırlatmalıyız. O ayrı bir şey. Mesela ben Ankara için söyleyecek olursam Kocatepe camimiz değil mi? Şehrin bir kimliğidir. Melike Hatun ben gittim geçen de gerçekten çok ihtiyaçtı. Aynen öyle. Çok harika bir eser yapılmış. Kuzey Ankara'da çok harika bir eser yapılmış. Efendim şu anda mesela. bizim televizyon yayını yaptığımız cami Ahmet Hamdi Akseki Camii bir gerekliliktir. Bunların varlığını savunmalıyız, gerektiğini savunmalıyız ama böyle çok israf boyutuna varan camiler içinde bu haklı eleştirileri de kabul etmemiz gerekiyor. Ve keşke baştan itibaren diyanet olarak biz plan, proje ve yapım aşamasında efendim bunları planlayıp yapsak, ve bu tür israf yapanlara engel olabilsek diyorum. Hocam inşallah şu mübarek vakitte oruç ağzımızda dua mahiyetine geçsin de Cenab-ı Allah da inşallah e, icabet etsin diyelim. Ankara'dan Sayın Zehra Gümüş Hanım Efendi telefon attığımızda. Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar Teşekkürler, diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, sağ. Ee, hemen bir sorum olacaktı kafamızı Buyurun. karıştıran zekat hesaplamasında kadının taktığı ziynet eşyaları birçok farklı ayet var kiminde der ki evet hesaplanmalı kiminde der ki hayır hesaplanmamalı dolayısıyla bizim de bu konuda kafamız çok karıştı ne yapmamız gerekir taktığım ziynet eşyaları eşimin hediyesi olan benim taktığım bunları hesaplamamız gerekir mi soralım Zehra Hanım bakalım hocam ne diyecek efendim kolaylıklar diliyorum size eşinize de çok çok selamlar muhabbetler olsun hayırlı iftarlar Allah'a emanet olun Zinet eşyaları da zekat hesaplamasına dahil edilmeli mi? Zinet e, eşyaları kesinlikle zekat hesaplamalarına dahil edilmelidir. Bugün yani bu bu gibi konulara geldiğim zaman ben biraz duygusallaşıyorum. Bu gibi bugün dünyada ekmek bulamayan insanlar varsa, su bulamayan insanlar varsa dünyanın herhangi bir yerinde Filistin'de, Myanmar'da, efendim Suriye'de, Irak'ta veya Afganistan'da dünyanın herhangi neresi olursa olsun burada ekmek bulamayan insanlar varsa ve Allah'ım bizim orucumuzu kabul et. Biz sahur yapamadan oruç tutuyoruz diyen insanlar varsa Allah'ım benim orucumu kabul et. Biz sahur yapamadan oruç tutuyoruz diyen insanlar varsa Allah'ım benim orucumu kabul et. iftarımı ben bir şey bulamadığım için geç açtım diyen insanlar varsa birileri hala acaba kadınların zinetleri zekata dahil midir değil midir diye soru soramaz. Hanımefendi tenkit etmek için söylemiyorum. Hanımefendi öğrenmek için soruyor. Ona saygı duyuyorum. Ama bunu dillendirenler, Ama bunu dillendirenler Hele hele şafi kardeşlerimizi sesleniyorum. Neymiş efendim? Kadının ziyneti zekata dahil değilmiş. Eğer benim söylediklerimi kabul ediyorsan sen hiç zekat verme kardeş. Ne demek yani? Koluna dolduracaksın, boynuna dolduracaksın. Ben zekat vermeyeceğim. Kim verecek zekatı o zaman? Kim verecek zekatı o zaman? Her şey şartlarına göre, durumuna göre değerlendirilir. Sofralarımızda bizim bin bir çeşit yemek varken... İftar sofraları düzenleyip bin bir çeşit şey varken hala ve ortada aç, sefil insanlar, demin bahsettiğim insanlar varken... ...kalkıp herhangi bir yerdeki Müslüman bir çocuk ben ölmek istiyorum, niye ölmek istiyorum diye sordukları zaman... ...cennette güzel yemekler var, biz burada aç kalıyoruz diyebiliyorsa hala bazı insanlar... Bunu söyleyemezler. Kadınların zinetleri zekata dahildir diye söyleyemezler. Bunları da hoca olarak kabul etmiyorum. Vermelerini tavsiye ediyoruz değil mi? Öyle versinler. Tabii ki verecekler. Fakir fukaranın hakkını da gasp etmemiş oluruz en azından. Ve belki bu tarz açlıklar, sefaretlikler, garibanlıklar da bir taraflarda sürerken biz de en azından kalben mutmain olabiliriz değil mi hocam? Biz üzerimize düşeni yaptık, sorumluluğumuzu yerine getirdik veya bir adım attık gibisinden belki vicdanen biraz rahatlarız. Ya Allah Teala sormayacak mı ya? Aç bir insan, komşusu açken tok yatan bizden değildir demiyor mu bizim peygamberimiz? Allah Teala sormayacak mı? Şu kadar koynunda elinde efendim altının var senin. Şu dünyanın şurasındaki kardeşin senin açtı. Niye bunun zekatını vermedin dediği zaman, hocalar bize söyledi ki kadınların zinetleri zekata tabi değildir. Bundan çok kurtulursun. Bunu söyleyen hocalar da çok kurtulurlar. Bakacağız öbür dünyada." Aynen. Göreceğiz. Biz verilmesi gerektiğini söyledik hocam inşallah. Bize kulak verirler diyelim. Ne diyelim? Nil Ersoy hanımefendi selamlarını iletmişler sizlere. Annem kanser hastası oruç tutamıyor. Bir geliri de yok. Oruç borçlarını nasıl ödemeli? Fidye hususunda ne buyurursunuz demişler efendim. Eğer bir kimsenin oruç borcunu ödemeye gücü yoksa gerçekten onun ödemesi gerekmiyor zaten. O iki rekat bir namaz kılıp tevbe istiğfar etsin bu onun için yeterlidir. Halini Allah'a arz etsin. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Sevgili dostlar Kayseri'ye gidelim efendim. Sayın Ali Demir beyefendi telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz. Selamünaleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Ee, i̇ki sorum var. Buyurun efendim. Ee, fitreyi nakit değil de malzeme olarak versem ve söylemesem olur mu? Evet. Diğer sorunuz evet. nedir? İki. Babam vefat etmeden evvel malını anneme devrettiğini söylemiş ama kardeşlerim üzerine yattı. evlatlara iyi bir ders, ana babalara da iyi bir umut olacak şekilde nasihatte bulunabilir miyiz? Saygılar ola. Efendim saygı bizden. Allah emanet olun Ali Bey. Kayseri'ye selamlar olsun inşallah. Fitre sorusuyla başlayalım hocam. Birer Fitre siz. nakit olarak verilebileceği gibi, para olarak verilebileceği gibi gıda malzemesi alınmak suretiyle de verilebilir. Eyvallah. Eksi de geçerlidir. Hocam ikinci sorusun çok kısa alabilirsek vaktimiz bitti neredeyse. Anne ve babalara, evlatlara bir tavsiye mahiyetine şöyle kulağımıza küpe olabilecek bir, bir şey söyleseniz. Herkesin hakkını verelim. Özellikle bu miras konusunda herkesin hakkını verelim. Mirası birilerinden kaçırıp birilerini zengin etmeyelim. Neyse hakkı, hukuku herkesin hakkını verelim. Efendim anneye bir şey devredilmişse bu da annedir anne olan kimse şefkatli olmak zorunda, merhametli olmak zorunda, çocuklarını da düşünmek zorunda. Bana verildi diye şuna fazla vereyim, haksız yere şuna az vereyim böyle bir şey değil. Yarın adli ilahi Allah'ın huzuruna çıkacağız ve adli ilahi bize soracak bunların hesabını. Onun için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. İnşallah. Mehmet Hocam çok teşekkürler. Aydınlattınız teşekkür bizi. Ederim. Yarın tekrar birlikte olacağız inşallah. Mevla eksikliğinizi göstermesin. Sevgili dostlar, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Kapukaya hocamın cevaplarıyla ziyarete soralım. Bugünlük sonuna geldik efendim. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Cenab-ı Allah razı olduğu kullarının zümresine dahil eylesin. Bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan ahil eylesin inşallah. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.